Kuytular şekere koştular. İzdam görüntüleri yaşandı bugün. Onu göstereceğim. Hani ülkemiz bir tarım ülkesiydi eskiden. Konya'da tarımla ön planda olan illerden biriydi. Şeker fabrikaları satıldı. Şeker pancarı üreticisi desteklenmedi. Türlü engellemelerle karşılaştı. Şimdi oturup dövünme zamanı. Niye şekerde sıkıntı yaşıyoruz diye. Tarım Kredi Kooperatifi Marketi toz şekerin kilosunu 22 lira 75 kuruşa indirdi ve bunu duyurdu. Ve sonra bakın ne oldu. Yüzlerce kişi birbiriyle yarıştı. İzdiham yaşandı. Kalabalığın nedeni ucuz şeker. Burası Konya Ereğli. Tarım Kredi Kooperatifi Marketi toz şekerin kilosunu 22 lira 75 kuruşa indirdi. Vatandaş markete akın etti. İzdiham yaşandı. Bazı vatandaşlar tüm uğraşlarına rağmen ucuz şekerden alamadı. Hiçbir şeyimiz yok. Ağzımızı açtırmıyorlar. Oturup ağlamak lazım. İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Tepkiliydi. Türkiye'nin en fazla şeker pancarı üreten şehri Konya'da yaşanan bu görüntüler AKP iktidarının 20 yıllık sonunda oluşturduğu bir tablodur ifadelerini kullandı. Tweetleriniz geliyor. Teşekkür ederiz Alanya'dan İskender Bey. Oturdukları sitede %60'ının hani komşuların %60'ının yabancı olduğunu, yabancıya konut satışına bir sınırlama getirilip getirilemeyeceğini söylüyor. Tek satabildiğimiz şey konut. Konut alana vatandaşlık da veriyoruz ve bunu da duyuruyoruz büyük puntolu reklamlarla. Konut satılıyor. Gidene kal denilmiyor. Giden gitsin deniliyor. Doktorlar için söylenmişti. Şimdi sırada mühendisler var gibi görünüyor. Çünkü 3 mühendisten biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Doktorların durumuysa içler acısı. Sadece doktorların değil, sağlık çalışanlarının. Sağlıkçılar pandemi döneminden bu yana seslerini yükseltiyor ama duyan dinleyen yok. Hakları için defalarca iş bıraktılar. Yasa teklifi getirildi meclise ancak değişen hiçbir şey olmadı. Hatta şartları daha da kötüleşti. Bugün yine grevdeydiler. İş bıraktılar on binlerce sağlıkçı tüm Türkiye'de. Meclise gelen yeni yasa tasarısına karşı oyalanmak istemiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz diye ses yükselttiler. Hiçbir yere gitmiyoruz, susmuyoruz, korkmuyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. 20 yıldır değersizleştirildiğimiz için buradayız. Son 5 senedir yurt dışına başvurmak zorunda kalan hekim arkadaşlar yüzünden buradayız. Aylardır haklarını arayan sağlık emekçileri oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz dedi. İstanbul, Ankara, İzmir tüm Türkiye'de iş bıraktılar. Emeğimizin hakkını aldığımız sağlıklı bir gelecek için grev başındayız, görev başındayız. Aile Hekimleri Federasyonu, sendikalar, diş hekimleri odaları, 14'ü aşkın sağlık meslek örgütü İstanbul'da alandaydı. Ne yazık ki geldiğimiz noktada ne 14 Mart'ta ne de bugün ne de yarın sağlık çalışanları için herhangi bir iyileştirmenin olmayacağı, sadece makyaj yapıldığı görülüyor. Taleplerini bir kez daha sıraladılar. Taleplerimiz çok açık. Geçinemiyoruz. Emekliye yansıyan bir maaş istiyoruz. Yoksulluk sınırı üzerinde emeğimizin karşılığı olan, göç etmek zorunda kalmadığımız, başkalarının ülkesinde mülteci olmadığımız bir çalışma ortamı, bir yaşam talep ediyoruz. Sağlık emekçileri bir kez daha grevde tüm Türkiye'de iş bırakma eylemindeler. İstanbul'da adres İstanbul Çapa Tıp Fakültesi yerleşkesi. Sağlık emekçileri fakülte içinde yürüyüş yapıyorlar. Yeni yasa teklifiyle mecliste ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür. Aylar süren oyalamanın ardından yeni yasa teklifiyle tekrar emeğimizi alay ettiniz. Haziran ayı başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirildi ve müjde diye duyuruldu. Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin yasa tasarısı. Ancak Meclis Genel Kurulu'na gelen yasaya tepkililer. Tüm Türkiye'de meydanlardan ses yükselirken Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, CHP ve HDP milletvekilleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Ortak basın açıklamasını meclis kürsüsünden okudu. Yeterli süre ayırmak istiyoruz hastalarımıza derken, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları,
koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirmesi isterken sizlerin yaptığı biz hekimlere performansa dayalı ödeme sistemi dayatmak. Mecliste genel kurula gelen yasaya tepki, İstanbul'daki eylemde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya istifa çağrısı olarak yükseldi. Bu düzenleme geri çekilmezse bugün meclise gelen yasa, üretimden gelen gücümüz dahil olmak üzere bütün demokratik haklarımızı kullanacağımızı buradan ilan ediyoruz. Ve diyoruz ki bakana, sen o koltukta oturmamalısın. 9 aydır hiçbir şey yapmadın. Seni istifaya davet ediyoruz. İstifa! Fahrettin Koca'yı göstereceğim size. Gece saat 1'den sonra tweet attı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı. Sağlık çalışanları çok haklı. Sabah ilk arayan, beni ilk arayan kendi hekimimdi. Doktor Rafet Sağlık. Son derece haklılar taleplerinde. Kolay değil. Yaptıkları iş dünyanın en zor işlerinden biri, belki de en zoru. Hiç kolay değil işleri. Ve taleplerinde son derece haklılar. O yüzden hani niye iş bırakıyorsunuz diyecek hakkı yok. Bunu demeye kimsenin hakkı yok. Hani bunu diyecek halimiz yok onlara. Haberiniz olsun. Önümüzdeki süreçte de yine iş bırakacaklar. Öyle görünüyor. Ben anlamadım dün gece attığı tweet'i Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın. Dünün kahramanı o ambulans şoförüydü. Biliyorsunuz değil mi? Kanser hastasını hastane hastane dolaştırdıktan sonra en son gittiği hastanenin kapısında ambulansıyla eylem yapmıştı. Bakanla görüşmek istiyorum, böyle rezalet olmaz demişti. Gece yarısına doğru görüştülerdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o ambulansın şoförüyle görüştü ve sonra bir tweet attı. Diyor ki bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı. Ne demek istiyorsunuz? Yani kamuoyundan saklanması gereken nedir? Hani bir jest mi yapıldı ambulans şoförüne? Kendisi için bir talebi yoktu ki. Hastanın durumuyla ilgiliydi talebi. O yüzden de alkış hak etmişti en çok. Son zamanlarda başkalarının hakkı için sesini yükseltene rastlamak kolay değil. Hani bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı ne demek bilmiyorum ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o ambulans şoförüyle görüştü. O ambulans şoförünün görevine devam edebilmesi ve hastaların hastane kapılarında bekletilmemesi, o hastane senin, bu hastane benim dolaştırılmamasını temin etmek de Sağlık Bakanı'nın görevi. Sağlık Bakanlığı önünde kendini ambulansa kilitledi. Bakan Fahrettin Koca ile görüşmek istedi. Ambulans şoförünün talebi gerçekleşti. Sağlık Bakanı Koca ile bir araya geldi. Görüntülerin adresi Sağlık Bakanlığı'nın önü. Bir ambulans şoförü ambulansı bakanlık önüne çekti. Kendisini kilitledi. Oksijen tüplerini açtım. Sağlık Bakanı buraya gelmezse patlatırım dedi. Bu eylemin gerekçesini de anlattı şoför. 3 saattir onkoloji hastası için hastane aradığını, hastanın yoğun bakımlık hasta olduğunu ve hiçbir hastaneye teslim edemediğini söyledi. Bu eylemim tamamen hasta haklarını savunmak adına dedi. İkna edildi ambulans şoförü. Eylemini sonlandırdı. Ambulans şoförünün eylemi karşılık buldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. Görüşmeye ait fotoğrafı Bakan Koca paylaştı. Arzusu üzerine misafirim oldu notuyla. Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hasta nakil aracıyla naklini yaptığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi aciline yatışını sağladıktan 2,5 saat sonra aracıyla bakanlık binası önünde park edişinden başladık, çok şey konuştuk ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı diye yazdı. Durum böyle, bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı diyor Sağlık Bakanı. Hastanın da hastaneye yatırıldığını söylüyor nihayet. Ama aynı durumda olan binlerce kişi var. Randevu alamayanlar, yılbaşına hatta 2023 yılına herhangi bir hastanede bir uzman hekimi görmek için randevu alabildiğini söyleyenler. Evinde bekletiliyor insanlar. Eski Türkiye diye başlıyorlar ya seçim propagandasına. Eski Türkiye'de hastane kapılarında kuyruk olurdunuz deniliyor. Şimdi internet ortamında kuyruğa giriliyor. Evinde bekletiliyorlar. Randevu alamıyorlar hastalar. Durum da böyle. O kadar çok tweet geliyor ki 25 yıllık öğretmenim, bugün yatan maaşımı gönderiyorum size diyor. Yani dekontunu gönderiyorum size diyor Muzaffer Bey.
Böyle yaşamayı hak etmiyoruz diyor. Haklısınız efendim. Mehmet Keskin, yetimhaneden çıkmış biri olarak hizmetli kadrosunda görev yapıyorum abi. Düğünü, evi, eşyayı krediyle yaptım. Şimdi evde tek maaş 6.250 lira kredi, 4.680 lira kira, 1.100 lira... Maaş 6.250 lira, kredi 4.680 lira, kirada 1.100 lira. Daha faturaları saymamış. İşte maaş bitti. Bir yaşında da kızım var, ellerinizden öper. Bezi, maması, yemesi, içmesi, para kalmadı demekte. Bu durumda milyonlar var.